Yeniçağ Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, konuşacak çok konu var. Ben o yüzden lafı uzatmak istemiyorum. Karşımızda da çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Şenol Babuşçu var. Merhaba hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Ebru Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet hocam, TÜİK dün enflasyon rakamlarını açıkladı. Tabii sadece TÜİK değil, TÜİK de açıkladı, ENAG da açıkladı. Yine aradaki makas çok büyük. Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte aslında milyonlarca emeklinin zam hesapları da alt üst oldu denilebilir. Açıklanan enflasyon verilerine göre SSK ve Bağkur emeklisi %37,56, memur ve memur emeklisi de 49,3 zam alacak. Bir düzenleme bekleniyor ama hala ses çıkmış değil Cumhurbaşkanı'ndan. Eğer çıkmazsa emekliler 37,56 zam alacaklar. Hem açıklanan enflasyon rakamını nasıl değerlendiriyorsunuz hem de emeklilerin alacakları bu rakamlarla yaşayabilmeleri mümkün mü ki daha ellerine ulaşmadan marketlerde ilk zamlar gelmeye başladı bile. Evet, enflasyon rakamı beklenen bir rakam geldi. %3'e yakın bir rakam. Yıl sonu enflasyonda tahmin edildiği gibi %65 olarak gerçekleşti. İşin enteresanı 2022 yılında 64'te enflasyon. Evet. 2022 yılında 64'tü. 2023 yılında çok ciddi mücadele verildi. Hem de ciddi mücadele. İlk 5 ay Şahap Kavcıoğlu ve Sayın Bakan Nebati mücadele etti enflasyonda. Sonra son 7 ayda Mehmet Şimşek'le Gaye Erkan mücadele ettiler. Hem rasyonel politikalar kullanıldı son 7 ayda. İlk 5 ayda irrasyonel politikalar kullanıldı. Ama enflasyon 64'ten 65'e indi. Ancak bu kadar indirebildiler. Bir puan o da. İndirme değil, bindirme şeklinde oldu. Enflasyonla mücadele bence gerçekten yapılmıyor. İlk 5 ay zaten yapılmamıştı enflasyonla mücadele. İkinci 5 ayda dozajı hafif bir enflasyonla mücadele yapıldı. Seçim bekleniyor. Seçim sonrası esas enflasyonla mücadele başlayacak. Şu an yumuşak bir geçişle 7 aydır sürdürdüler. 3 ay daha sürdürme niyetindeler. Tabii enflasyon bu kadar üzerinde niye duruyoruz derse biraz öncesinde söylediğiniz gibi sabit gelirlerin maaşlarını ciddi boyutta etkiliyor. Çünkü sabit gelirler işte memur emeklisi, işçi emeklisi, bakır emeklisi hepsi enflasyon oranında zam endekslenmiş Evet. vaziyette. Bu zamdan biraz öncesinde söylediğiniz rakamlara baktığımızda memur emeklisi %50 civarında bir zam alacak. Ama işçi emeklisi, bakır emeklisi daha düşük, 37'lerde bir zam alacağı görülüyor. Ben seçim nedeniyle tüm emeklilere %50 bir zam verileceğini düşünüyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün içinde pazartesiye kadar bir açıklama yapıp bu şekilde görünüyor. Son Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da bunu gösteriyor. Yani %50. %50 yeterli mi? Yeterli değil ama en azından alım gücünü korumaya çalışmak açısından önemli. Esas gelecek yılın enflasyonu ne olacak? Ona bakmak lazım. Birincisi, ikincisi de yılın ikinci yarısında zam yapılacak mı? Özellikle asgari ücrete zam yapılacak mı? Ona bakmak lazım. Şu anki görünüm yıllık olarak saptandığı yönünde, zam yapılmayacağı yönünde. Ama ben gereksinim doğacağını seçimden sonra Temmuz ayında tekrar bir zam yapılacağını düşünüyorum. Asgari ücret tarafı böyle. Peki hedef tutacak mı 2024 hedefi %36? Hedef tutmayacak bence. TÜBİTAK'ın Ocak ayında enflasyon belli olunca 3 Şubat, Ocak ayı enflasyonu 3 Şubat'ta belli olduğu da zaman göreceğiz. Ocak ayı enflasyonu şu anki yapılan zamlarla zaten %5'in üzerine çıkmış vaziyette. Neler zam yapıldı? Akaryakıtta ÖTV ve Evet, ÖTV KDV ÖTV zam sistematiğini yapıldı. değiştirdiler. 3 lira akaryakıta zam geldi. 3 lira civarında. %58 yeniden değerleme oranında tüm vergiler harçlar artırıldı. Bu şimdi %58 o artırılırken bir taraftan akaryakıt zamları, bir taraftan diğer zamlar, vergi artışları, şunlar bunları üst üste koyduğumuz takdirde Ocak ayı enflasyonu %5'in üzerine çıkacak. Ocak ayı enflasyonu %5'in üstüne çıktıktan sonra Şubat ve Mart biraz Nisan, Mayıs seçim sonrası zamlar başlayacak bu sefer. Ciddi boyutta
enflasyonist etkiyi göreceğiz. Mayıs sonunda enflasyon kendilerinin de söylediği gibi ekonomi yönetiminin 75'i bulacak diyorlar. Bence 80'i bile geçebilir. 6-7 ay veya 30 ay gerçekleşecek bence 2024 için. Bu da ekonomi yönetiminin zaman içerisinde faktik olarak realize ederek farkına varacaklar zaten. Siz %75'in üzerinde bekliyorum dediniz. Mehmet Şimşek de MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında konuştu. O da büyüme 2023'te güçlü seyretti, 2024'te zayıf seyredecek. Enflasyonda da düşüş sürecek. Orta vadeyle uyumlu ama yüksek bir enflasyon da var dedi. Aslında Mehmet Şimşek'in de enflasyonla ilgili böyle açıklamaları var. Hocam sizin tweetlerinize gelmek istiyorum aslında ben. Böyle bir tweet atıyorsunuz, ondan sonra herkes bu tweet'i alıyor. Onun üzerine ekonomide haberler falan yapılıyor gazetelerde, televizyonlarda. İzleyicilerimize de gerçekten sizi takip etmelerini tavsiye ediyorum. Günlük ekonomiye dair her şeyi gerçekten hem yorumluyorsunuz hem de haberdar ediyorsunuz. Yabancı kuruluşların 2024 yıl sonu dolar tahmin kuru da yapılmaya başlandı. Siz de şöyle bir tweet atmışsınız. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcı beklenti anketine göre dolar 39,46, HSBC'nin tahmini vardı 33 lira. Orta vadeli planda da 36,78 lira. Yani 2004 yılı ortalama dolar kuru. Yorumu size bırakıyorum demişsiniz. Siz okuyuculara bırakmışsınız yorumu ama ben de size bırakmak istiyorum. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu rakamları? Şimdi Merkez Bankası yıl sonu kurulu, Merkez Bankası değil, Merkez Bankası'nın piyasa Katılımcı anketi, katılımcılarına evet. yönelttiği bir anket var. Piyasa katılımcıları bu bankalar, genelde de hazine departmanında çalışanlar, bunun piyasanın içinde olanlar, piyasayı bilenler, onların tahmini 39,46'sını söylediğiniz gibi, yani 40 lira civarında bir dolar kuru tahmin ediyorlar. Baktığımızda orta vadeli planda yıllık ortalama kurun 37 lira civarında olacağı yazılmış. Yıllık ortalama kur, bugün kur 30 liraysa yılın başında, 37 lira olması için yıl sonunda 44 lira civarında olması lazım kurun. Orta vadeli program da bunu söylüyor. Bu durumda 40 liranın altında bir kur tahmini yapmak imkansız. Nasıl bir tahmin yaptı HSBC anlamak imkansız. Onu da zaten espri olsun diye acaba yıl sonunu dönem sonu olarak algıladı diye düşündüm. Evet. Yani dönem 31 Mart 2024 mü diye düşündü diye de ayrıca bir tweetiniz var, evet. evet. Yani 3 ay sonunda mı diye düşündüm. Ama öyle değil tabii ki. Bence çok konuşulacak bir konu ama 33 liranın olmayacağı kesin. Şunu söyleyebilirim. Benim tahminim 40-44 aralığında bir gerçekleşecek dolar kuru. Yıl sonunda 40-44 aralığında bir dolar kuru ile karşı karşıya kalacağız. Evet. Peki hocam, çok fazla sorulan ve çok fazla böyle sosyal medyada da dolaşılıyor. Bizim videolarımızın altına da yorumlar yapılıyor. Bu konuyu da size sormak istiyorum. Şimdi bankada dolarları olanlar şöyle bir endişeye kapıldılar. Bankadaki dolarımıza yüksek vergiyle, yani torbadaki yasayla el konulabilir mi acaba? Böyle bir ihtimal var mı diye çok fazla soruluyor. Sizin de görüşünüzü almak isterim. Bunu sormaya Torbadaki geçmeden önce bir yasayla şey ilgili. söyleyecektim. Bir önceki soruyla Buyurun. ilgili onu tamamlayayım. HSBC dışındaki uluslararası dünyanın büyük bankalarından 4-5 tane banka dolar kuru tahmini yayınladı. Deutsche Bank 38 lira yıl sonu kurunu. Morgan Stanley 38 lira. Citibank 40 lira. Standard Poor's 40 lira. Goldman Sachs 40 lira 70 kuruş. Barclays ise 43 lira 80 kuruş civarında bir tahmin yaptılar. Bunlar gördüğünüz gibi 40-44 lira aralığında benim Evet. tahminlere yakın tahminler. Onun için HSBC'nin tahminini ciddiye almamak gerekir. Dediğiniz konuda bankalardaki mevduata herhangi bir şekilde devletin el koyması söz konusu olamaz. Bu defalarca 3 yıldan beri bana çoğu yayında soruldu ve defalarca da vurguladım. Vatandaşlarımız bu konuda çok rahat olsunlar. Bankalardaki mevduatlar bankalarda durur ve bankalarda kalır. Hiçbir şekilde devlete el koyması söz konusu değildir. Böyle bir şey aklının ucundan bile geçirmesinler. Türk bankacılık sistemi sağlam bir bankacılık sistemi. Ya Güvenilir. hocam,
Aslında el konulur derken hani çok büyük bir vergi çıkarılacak, hani dolar yükseldiği zaman zaten o vergiyle birlikte hani o yapılan kar da elimizden alınmış olacak anlamında da söyleniyor aslında. Orada ana paraya dokunulmaz asla. O söylentinin çıkma nedeni vergi oranının arttırılması konusunda bir önerge var mecliste. Doları bankaya koydunuz. Dolara banka faiz verdi. Faizin vergisidir. O faizin vergisi %15'ten %25'e çıkarılabilir. Örneğin sizin 100 bin dolarınız var. Bu sene bu 100 bin dolardan 1000 dolar faize hak ettiniz. Bunun %25'i 250 doları devlet tarafından vergi alınır. 750 doları size verilir. Faizin vergisi arttırılacak. O da kanun çıktıktan sonraki dönem için geçerli. Daha önceki dönemler için geçerli değil. Anladım. Peki, bunu da netleştirmiş olduk ama tabii yaptığımız kardan da zarar etmiş oluyoruz aslında o verginin yükseltilmesiyle birlikte. Ama tüm faiz gelirlerinden alınır. Döviz hesaplarından bir miktar daha fazla alınacak. Evet, peki hocam, genel olarak şunu da sormak istiyorum. 2023 yılı yatırımcının kayıplar yılı oldu gerçekten. Hani neye koydularsa kaybettiler denilebilir. Altın dışında tabii herhalde hep bütün her şeyde de çıkıyor en fazla kazandıran altın da diye. Onun altının dışında bütün her şeyde reel getiri negatif görünüyor. 2024'te de böyle mi olacak, ne dersiniz? 2024 için bu anlamdaki öngörünüz nedir? En azından 2024 için şunu söyleyebiliriz. Bugünkü faiz seviyesi konulacağına göre mevduat faizleri 50'ler, %50'ler civarında olduğuna göre enflasyon da hükümetin tahmini 36, bizlerin tahmini 45-50 civarında olacağına göre kayıp bir yılı olmayacak. En azından geçtiğimiz 2022 ve 2021 kadar tasarruf sahiplerinin mevduata yatıranların özellikle reel olarak erime dönemi tamamlanmış oluyor. Biraz daha tasarruf sahipleri açısından getirinin yüksek olduğu bir dönem olacak. Evet, peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi paylaştınız bizimle. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi günler.